Peki. Aynı az önce baktığımız gibi parklara mesafesi nasıl? Çünkü mesela ben yeşil alan çalışıyorum genelde. Yolların ya da herhangi bir hanenin yürüyüş mesafesinde yollara uzaklığı nasıl? Şimdi burada yolların mesafe analizini yapıyoruz. Daha ileri bir şey göstereceğim size. Sonraki çalışmada network analizi. Network analizinde mesafeyi tüm yollara göre yapacağız. Burada yolların mesafesini yapıyoruz. Herhangi bir bariyer olmadığını düşünerek. Ama network analizinde hangi hanenin hane bazlı yapacağım arkadaşlar. Binaların da şeyleri var. Hangi binaların hangi parka gitmesi gerektiğini, yürüyüş mesafesini aslında gitmesi gerektiği değil de hangisinin daha yakın olduğu ve hangisinin daha kestirme yolda gidebileceği ile ilgili şu yollarla bakın daha önce denedim. Bunları yapacağız. Şimdi aynı işlemleri yapalım. Analiz şuradan R-Toolbox'tan Spatial Analysis Tools. Spatial Analysis Tools'tan arkadaşlar yine Distance kısmına geliyorum. Bakın aynı işlemler. Bu sefer yine ana yollar dedim. Kaydedeceğim yeri belirledim. Mesafe 3 diyelim bu sefer isimler şey olmasın. Maksimum mesafe işte 500 mahalle parkına uzaklık işte 500 metre diyelim. Buraya da 100 yollara. Bakın şeyi getirdim. Okey diyorum. Ve gördüğünüz gibi bize bir mesafe analizi yaptı. Yani 500 metre bir şeyle. Şurada bakıyoruz. İşte yolların hangisi parklara, hangi parklara uzaklıklar. Çünkü parkların isimleri de burada zaten yazıyor. Properties. Adı varmış doğru. Bu da parkların isimleri de yazıyor. Şurada evi olduğunu düşünen bir insan işte ne kadar bir mesafede parka uzaklıkları olduğunu görünüyor. Yani burada aslında direkt yollara line olarak uzaklığını gösteriyor. Ama dediğim gibi network analizi yaptığımızda arkadaşlar şu yolların da olduğunu düşünün. Çok farklı bir size sonuç ortaya çıkıyor. O da güzel bir konu. Onlara da detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi bu distance ile ilgili herhangi bir